Herkese merhaba arkadaşlar. Beşiktaş kariyerindeyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tek forvete dönmüştük ve tek forvette devam edecektik. Takımı hala oturtamadım. Yani sıkıntı çekiyorum. Her neyse, Gençler Birliği maçı için 35 günlük ara var. Takımın eksiği çok. Tomadera'yı getirdik. Yani oyun bize çok fazla kazık attı diyebilirim. Bu arada Klestov'un cezasını kaldırdı. Özür dilerim. Klestov'un cezasını kaldırdı. Federasyon. Bu bizim lehimize bir durum oldu. Guardiola da geldi. Yeni teknik direktörler belirlendi. Bir haftalık süre hızlıca geçmiş. Tomadera da sanırım o zamana kadar gelir. Beşiktaş'la dolu dizgin devam ederiz. Yasin Karaca da antrenmanlara başladı. Bizim şu an en büyük sıkıntımız takımın istikrar tutturamaması. İstikrarsız gidiyoruz şu anda. Takım bizden memnun. Junior Roma'ya gitti. Of of of. Adam tam bir efsane. Gökhan Tokgöz'ü aldı PAOK. İyi kaleci çıkmış ama. Vay, harbiden çok iyi çıkmış Gökhan Tokgöz. Bizim kaleci durumu ne? Fevzi. Future transferde durum ne? Yok. Gelenlerde Tomadera ile Okoronko'yu getirmiştik. Şu an 7 tane yabancımız var. Bir tane daha alabiliriz. Onu kaleciden yana kullanmak istiyorum ben. Costanzo'yu alabilir miyiz? Hala River'da. Bu adam efsane. Bunu zaten bilmeyen yok. 3700 teklif edelim. Bir de Vulgaris vardı. Bu da 20 yaşında Liverpool'a gitmiş. Oo, bu adamı alabilir miyiz? 2800 de buna verelim. Chiotis vardı AYK'da. 25 yaşında. Bu adama da 2 verelim. Gelir mi? Gelir. Orta sahamız zaten tamamdı. Geon var. Guardiola'yla savunmamızı oturttuk. Forvet hattı da tamam. Forvet hat arkasında da Tuncay'ı oynatmaya başlayacağız bundan sonra. Vulgaris'i vermediler. Liverpool ilerisi için önemli bir oyuncu olacak diyor. 3.1 verelim. Chiotis oldu. Bu adama 2 teklif etmiştik. Oldukça iyi bir kaleci. Takımın oyuncusu diyelim. Ucuza geliyor. Kaleciden yana ne olur artık gülsün şu yüzüm. Bulgaris olmadı. Chiotis. Ah, neden böyle oldu? Zonguldaklılar. Niye böyle oldu? Ya yine oyunun bug'ına düştük. Yine oyunun bug'ına düştük. Oyuncu gelmeden önce bu sayfaya girmemiz gerekiyor. 2008'e kadar teklifimizi yapalım. 60.000 istiyorsun. O da tamam. Hadi. Chiotis bu sefer oluyor. Bu sefer o hataya düşmeden imzamızı attırdık. Oh be. Kaleci problemini de çözdük bu sayede. Orta sahamız da tamam. Forvetimiz de tamam. Chiotis geldi. Tamam. Costanzo işi de olmamıştı zaten. Oo, bir dakika. Ferdi absent from training diyorsun. Hemen disiplin. Hemen disiplin. Unprofessional behavior. 2 haftalık bir ceza. Newcastle Zuma'yı aldı. Ya aman. Boşa yükseliyorsun, boşa boşa. Trabzon'la oynayacağız. Trabzon 2. ligdeymiş. Vay vay vay. Gökdeniz Karadeniz falan 2. ligde oynayacak adam mı abi bunlar? İstediğin oyuncu varsa hemen alırım yani, Gökdeniz takım şeyinde dursun. Bu maçta Chiotis'i alalım.
Training durumu ne? Chiotis tamam başlamış. Şimdi Hasan Yiğit dönmüş. Hasan Yiğit Ziya. 2 numaraya, 3 numara yediğimiz Hasan Yiğit olsun. Ziya nasıl oynamış son maçta? Hasan Yiğit'i tekrar alalım biz oraya. Guardiola tam performans dönüş sağlamış. Guardiola'yı Gio'nun yerine alalım. Gio'nu da orta sahanın ortasına Tayfur'un ya da Yasin'in yerine alalım. Yasin çok iyi oynuyor. Tayfur ne durumda? Tayfur nerede? Tayfur asist yapıyor. Bol bol asist yapıyor. Hangisini yerine alsak? Yasin geçen sezon nasıl oynadı? 12 tane asist yapmış. Tayfur'un yerine de Gion'u alalım. 5 numara yedeğimiz de nerede 5 numara? 5 numara, 5 numara. Ümit Bozkurt değil, Tayfur olsun. Erman'a falan göndeririz seneye. Tuncay'ı yedeğe alalım mı forvette? Tomedaira gelmemiş henüz. İlhan Mansız oynasın. Forvet arkasında 2 oyuncumuz var. Sergen, Kennedy. Sergen nasıl oynadı? Bu maçta oynasın. Kennedy de oynasın. Nihat da yedeğimiz olsun. Chiotis de 13 numarayı alsın. 7 tane yabancı var. Amok Ağaç'ı al. Nihat'ı forvete koy. Yedeğimiz Tuncay olsun. Haydi bakalım. Amok Ağaç'ı satacağız. Oh be, West attı. İlk kez maça böyle rahat başlıyorum. Yani golle başladık. Rahatlattı beni. İlhan attı. İlhan çok iyi oynuyor. Gerçekten çok iyi oynuyor. Her maçtaki sezon ortalaması da 7.5. Daha da yukarıya gelir mi? İlhan bir daha attı. Vay, Tomadeira gelince İlhan durumun farkına vardı. Ya da tek forvet olmanın avantajını kullanıyor şu anda. Her top ona iniyor. O da gollerini atıyor tek tek. Macit. Macit de kötü oyuncu değil. Eduardo falan da burada. Bosnić. Bosnić de iyi kaleci. Bizim şu an yapmamız gereken forvet hattında daha fazla oyuncuya sahip olabilmek. Çok, İlhan hat-trick yaptı. Tek forvet Tomadaira ile biz var ya, coşacağız sanırım. İlhan finishingini 15'e kadar çıkardı. 4-2 öndeyiz. Maç böyle biter artık. Bu saatten sonra maçı vermeyiz de. Chiotis'te de sorun var. Savunma hattında sıkıntı yaşıyoruz biz. 4-2 ile geçtik. Güzel oldu. Ama savunmada gerçekten sıkıntı yaşıyoruz. İsmail Tomadaira geldi. Şimdi bu maçta ne olursa olsun Tomadaira'yı oynatacağım abi. Okoronkwo'nun yerine de Ali Eren'i alacağım. Sergen 7 ile oynamış. Kennedy 7 ile oynamış. Tomadaira'yı ilk kez deniyorum. Son maçta 3 gol atan adamı kestim. Bak Tomadaira. Ona göre Guardiola attı 1-0. Bu bölümle beraber artık yükselişe geçelim. Geçelim yani. Yani komplike bir takıma dönüştük diyeceğim. Derken adamlar gol atıyor bize. Gerçekten kaleden yana çok büyük sıkıntı yaşıyoruz ya. Adam bir maçta 2 gol yedi. İkinci maçta 3. golünü yedi. Kennedy 2 gol attı. 40 dakikada 4 gol. 5 gol oldu hatta. Şu savunma ve kale olayında bir sıkıntı yaşıyoruz. Hala çözemedim. Guardiola'nın o noktada döktürmesi lazımken acaba orta sahayı tek yapıp defansı üçleyip defansif orta sahayı yine tek olarak mı tutsam? Savunmayı bu sayede daha mı güçlendiririm? Emin olamadım. 40. dakikada işi bitirdik. Sonrasında yatışa geçtik. Ligde toparlanma sürecine girer miyiz? 5-1 ile geçtik. Taktiksel olarak sanırım bir düzenleme
isteğini karşılamış olduk. Fenerbahçe Denizli ile oynayacak. Yine kazandı. Şimdi Klestov yokken biz onun yerine Okoronko'yu oynatalım. Denizli maçından galibiyetle ayrılmamız gerekiyor. Galatasaray da kazandı ya. Farkı indiremiyoruz. 8 puan var. Beckham'ı aldı Barcelona. Tito da Chelsea'ye gitti. Chelsea tabii bizim bu zamanlarki bildiğimiz Chelsea gibi değil. Chelsea o zamanlar normal güzel bir takım. Yani parası bol olan bir takım değil. Roda'nın fullback'i Fatih Sonkaya övülüyor. Bu adama ileride alırız ya. Şimdilik bir dursun bakalım. Fener yine kazandı. Denizli ile oynayacağız. Chiotis. Takımın daha yüksek potansiyeli var diyor. Tabii ki öyle. Guardiola'ya ver kaptanlığı. Tomadeira 2'de 2 ile başladın. Aferin sana. Denizli karşısında nasıl Guardiola gitti? Tayfur'u al. Geon'la değiştir Tayfur'u. Nerede Geon? İbrahim Üzülmez de kaptan olacak. Ya bir türlü şunu oturtamadık ya. Yasin. Şunu da Yasin yapacağız abi. Ne Tayfur'u? Köşe vuruşları da Yasin. Bu maçta puan kaybedersek nereye kadar düşeriz görün arkadaşlar. Kaybetme şansımız yok. Yasin attı golü. Nasıl attı ona bir bakmak istiyorum maç devre arasında. Hızlı geçti o an göremedim. Takım oynuyor. Tomadeira atacak yine sanırım. Kennedy 9 ile oynamış son maç. Bu maçta da 7 ile oynuyor. Sergen 7 ile oynamış 8 ile oynuyor. İkinci yarıda ikisinden birinin yerine Tuncay'ı alacağım. Bu taktikte daha iyi olacaktır. Şimdi Sergen'in yerine Tuncay'ı bir alalım. Maç report'ta gol serbest vuruş değilmiş. Normal bir şekilde atmış. Çok güzel oynuyoruz. Çok güzel basıyoruz. İkinci gol West'ten geldi. Paslarımız çok iyi. Top kapma çok iyi. Hava toplarında da üstünüz. 2-0 öndeyiz. Ama Göztepe averajda önümüze geçiyor. Daha çok gol atmamız lazım. Göztepe nasıl averajla bizim önümüze geçebilir? Bir önceki hafta biz onların önündeyken. Ve geçen hafta biz 5 tane atmışken. Nasıl yani? Daha çok gol atmak için daha fazla asılmamız lazım. Kennedy'nin yerine başkasını alsam mı acaba? Bozma ya. 3-0 öndeyiz. Hiçbir şeyi bozmaya gerek yok. Takım bu haliyle daha fazla gol atabilecek mi? Ona bir bakalım. En azından şunu söyleyebilirim. Bu taktikte, bu yeni oyuncularımızla 3 maç üst üste galibiyet aldık. Yani Bursa'yı da yendik. 4 maç üst üste galibiyet aldık. Diyarbakır'la oynayacağız. Yasin Karaca gelişiyormuş. Bu adamı seneye ilk 11'e alırız. Takıma alırız. As takıma. Ne yapacağım ben bu oyuncularla? İnanın. Halil Agiç'i oynatamıyorum ya. Okoronko'nun yerine Halil Agiç'i al. 5 numara Ümit Bozkurt olsun. Klestov geldin mi? Sen bekle Klestov.
Kaptanlık yerine İbrahim Üzülmez de. Başka var mı kaptan olabilecek? Toma Deyra'yı kaptan da yapacağım abi. Hadi bakalım. Risk budur. 3'te 3 ile gidiyorsun Toma Deyra. Serbest vuruşları da Yasin'e ver. Yasin'im benim. Geon'u defansif orta sahaya çektik. Forvet arkasında çiftledik. Ve gol geldi. Toma Deyra 4'te 4 yaptı. 5'te 4 yaptı. 4'te 5 yaptı. Oh be, artık rahatlamaya başladım ama ligdekini toparlamamız lazım. 6 şut 6'sı kalede, 3'ü Toma Deyra'dan, 2'si gol olmuş. Deniz Kolgu attı bunu. Bu da çok iyi oyuncu da. Efsane efsane şeyler yapmamız lazım. West 9'la oynuyor. Yani bu iyi mi kötü mü? Adamlar gelmeye çalışıyor. 2-1 öndeyiz. Kona kırmızı mı gördü? Biz gördük. Toma Deyra'yı alacağız. Ziya'yı koyacağız oraya. Forvetimiz olmayacak. Influence en yüksek olan kim? Halil Agiç. Halil Agiç'i de kaptan yapacağız. 2-1 öndeyiz. Kavgam çıktı orada. Bizim adam direkt atılmış. Neyse ki Ziya var o mevkide. Şu an 10 kişiyiz. Forvet arkalarda forvetler kadar yetenekli. Ona güveniyorum. Toma Deyra 2 gol attı. Bizi kurtardı. Dinlensin. Problem yok. Ama Hasan Yiğit. Kaybetseydik canını çok kötü yakacaktım senin. Yarı finale çıktık. Başvurumuzu yapalım. Ne oldu da kırmızı gördün sen? 72. dakikayı bir açalım. Sarı görmüş. Adam terbiyesizlik yapmış. Bu adama violent behavior diyelim. Kabul etmedi. Haklı sensin. Fenerbahçe kazanacağını düşünüyor. Kocaeli ile oynayacağız. Kocaeli 6. sırada. Biz ne yapacağız Kocaeli'ne karşı? Şimdi Yasin, Tayfur, Hasan Yiğit, Geon, İbrahim. Senin yerine Ziya'yı oynatacağım bu maç. Sen toparlanana kadar Ziya ile devam. İbrahim Üzülmez durumu ne? İbrahim Üzülmez tamam. Abi düzeltmem gereken, almam gereken oyuncu var mı? Ondan emin olamadım bir an. Hiçbir şeyi bozma. Yine Yasin. Kullansın. Deplasmandayız. Vural attı. Bu kötü oldu. Ligde 4 maç üst üste kazandıktan sonra bu maçta sanırım patlayacağız, jortlayacağız. Adamlar sanırım bizim taktiği çözdü. Chiotis. 4'te 4 yapmıştın. İyi gidiyordun. Tayfur'u oyundan almak gerekiyor. 5'le oynuyor adam. Onu alsam yerine kimi koyacağım? İşte bu diyeceğimiz adam yok onun yerinde. Adamlar 3'ü atmaz umarım. Müdahale de etmek istemiyorum. 30. dakika henüz. Tayfur çık abi. Tayfur'un yerine orta sahada oynayabilecek Tuncay var abi. Tuncay'ı alıyorum oraya. Hadi. Toma Deyra 5 ile oynuyor bu arada. Kennedy son 2 maçta ikisi de 7 ile oynamış. Tuncay'ı oraya çekip çevirirsen senden alası yok. İlk yarı böyle bitti. Toma Deyra'yı oynatmıyor adamlar. Şut çektirmiyorlar. Bu maçı kaybetmemiz bizde her şeyi bitirir. Buradan zaten kopup da şampiyon olamayız. Kaybedersek bu maçı. Her maç final mi? Her maç final. Bu yolda kaybedeceğimiz bir maç sonraki bütün maçları önemsiz hale getirir. Ve gol atamıyoruz abi.
Tomadeira'nın yerine İlhan'ı alacağım. Son dakikalar. İlhan atabilir mi? İlhan oradaki düzeni bozabilir mi? Savunma hattını delebilir mi? Abi adamların kalecisi coştu ya, coştu ya. Kırmızı kart gördü ama 92. dakika oldu. Tam toparladık diye düşünürken adamlar 3. sıraya yükseldi bu arada. Önümüze yükseldi. Sonraki videoda devam arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Videoların devamı için abone olmayı unutmayınız. Bildirimleri açarak yeni videolardan da haberdar olabilirsiniz. Ayrıca ekranda görünen kutucuklardan da diğer videolarımızı izleyebilirsiniz. Teşekkürler.